Hoş geldiniz. Merhabalar, Kadir Bey. Günaydınlar. Yalnız ziline bayıldım. Ne kadar otantik bir zil. Evet Hamit Can'cığım, merhabalar. Merhabalar. Çok heyecanlıyım. Evini de seni de çok merak ediyorum. Hayret, yarışmacımızın ismini unutmamışsın. Yaka kartını bilerek taktırmadık. Yok, bugün hatırladım. İlk günün Umut Can. Can, bugün Hamit Can hatırladım inşallah. Mutfakta da unutma. Bu adam benim aklımı karıştırıyor. Senin adın hep bana Umut Can diye söyledi mutfakta. Adını karıştırdım. Umut Can. Bir arada Oğulcan diyordu size. Ha, Oğulcan, evet arada. Bence hepsi çok güzel. Sana da yakıştı diye düşünüyorum. Evet, tek başına mı yaşıyorsun sen Hamit Can? Kız kardeşlerim ve annemle yaşıyorum. İki kız kardeşin, evet. Annem bir de sen. Peki babanız nerede? Vefat etti. Başınız sağ olsun. Neden? Çoklu organ yetmezliği, kalp, böbrek. Kaç yaşındaydı? 59. Ay çok da gençmiş. Evet, genç. Allah kalan ömrünü sizlere versin inşallah. Kalan ömrü ne demek Kadir? Adam rahmetli olmuş işte. Hayır, hani insanın klasik ömrü vardır ya, bir 80'e falandır böyle. Bak hala insanın klasik ömrü diyor. Ay ondan beni deli ediyor. Nereden başlıyoruz Hamit Can gezmeye? Hamit Can Bey, bugün yıldızlar ne söylüyor? Bugün Ömer Kere falan. Bugün bak, ben temizlik yapmaktan sabaha kadar hiç bakmadım ama ya. Gerçekten. Getir düdüklü tencereyi bir bakalım. Bakalım ne olacak. Yok, teleskopla bakmak lazım. Ayı incelemek lazım. Peki nereden başlıyoruz? Mutfak. Mutfaktan mutfak, ama adam mutfak, bayılırım. Evet, salona girdik galiba yanlışlıkla. Hay maşallah. Bu İstanbul dışındaki evler niye bu kadar büyük oluyor acaba? Şuna bakar mısın? Hep o yabancı dizilerdeki mutfaklardan. Evet, buzdolabımızı bir açalım. XXX large. Müsaade istedin mi? Açabilirsiniz. 5 gündür. Ya sen niye beni yarışmacının yanında bozuyorsun? 5 gündür geziyoruz. Kimden müsaade istedik? Mahallenin yay garajı teyzesi gibi çemkirme bana. 5 gündür kimden müsaade istedik de bugün isteyelim. Hamit Can, evdeki temizliğe sen yardım ediyor musun? Evdeki temizliğe ve o şu anda baktığınız yerlerin hepsini de ben yaptım. Hepsini sen yapıyorsun. Ayrıntılar benim için çok önemli. Benim ay burcum Başak olduğu için Kadir. Evet, ay burcum Başak. Yükselenin kova, ben de ikizler. Keşke onu söylemeseydim. Bak şimdi, Merkür Venüs'le giderken Uranüs'te saç başa girmişler. Plüton bunları ayırayım derken ağzı burnu dağılmış. Bak görüyor musunuz? Niye böyle oldu bu? Detaylar ha? Yalandan üstünden geçtin değil mi Ardın? Hayır, şurayı silmişim. Bak işte şurayı silmişim, o arayı unutmuşum Kadir Bey. Burçların görünen yüzü, bunlar da görünmüyor. Kapat Kadir, buzlar eridi. Kapat kapat, bacağım dondu, zatürre oldu. Bulaşık makinesine bakalım. Oy siyah cam bir. Ama yağ olmayan yerler de var. Evet ama onlar çıkmıyor. Çıkmıyor deme şimdi. Bak unuttum ya, bari gönlümü ya ama çıkmıyor deme. Fitreye de bakar mısınız ama Kadir? Bunun nesine bakacaksın ki, bunun içine bakılmaz. Bakılır bakılır. Niye? Aa baktı, bir bakalım gene. Aa ışıklı. Bak adamlar kiri görünce ışık yapmış. Yok dış filtresi güzel ama şu kenarlar. Oralarda kir yok. Hayır oralarda kir yok, evet kireç. Aha görmüyorsunuz mu? Yağ burada kile. Yağ değil kireç. Yağ nasıl olsun makinenin ya içinde? Ya sen ona ne bakıyorsun? Temizlikten ben anlıyorum. O ne anlıyor bak. Kadir bu çocuk ne yapsın? Kocaman mutfak. Nasıl baş etsin bu mutfakla? Hangisinin evi bu kadar büyüktü? Yani o, ama yani bir şey diyeceğim. Sanki tek başına uğraşıyorsun. Evde kaç kişi var? Ben uğraştım hepsiyle tek tek. Bakayım şu camlara. Oh oh, karşıdaki manzara. Karşıda aynı Hollanda'nın köyleri gibi. Evler tek tek sıra sıra dizilmiş. Çok şık bir mutfak. Güle güle kullanın inşallah. Bir iki detay unutulmuş ama problem değil. Hallederiz temizlikte. Teşekkür ederim. Salon ne tarafta? Balkona da bakalım. İstanbul dışına mı taşınsak acaba ya? Bence sen hemen taşın. Ha ha, ben taşınayım tabii, beni başından salmak için. Bir şey diyeceğim, evet. Evler çok güzel, geniş ama gel gelelim her şeye uzak. Çok uzak. Şimdi şey ben uzak. Bu koca evin içinde oturup da bütün gün bu karşıdaki dağları mı seyredeyim? Uzak, doğru. Yani kalkıp bir AVM'ye gitmek için? Gökyüzünü inceliyorum işte ben de o yüzden. Ne Venüs, yapıyorsun? Ay, Merkür. Güneşe bakıyorum, dolmuş kaçta geçecek buradan diye. Adam astrolog. Venüs'e 15 dakika. Mars'a 20 dakika. Gidip geliyorsunuz inşallah.
Valla. Yok şu an Mars'ı keşfediyoruz. Bizim oradan da yeni yeni ayı otobüs kalkıyor. Yani şunu söyleyeceğim. Evler 10 numara 5 yıldız inanılmaz. Ama benim canım sıkılır burada işte. Otur otur karşıyız da kimse yok. Gelen giden yok. Bir ses diyeceğim kimse yok. O yüzden biraz şey. Bir nesli yok. Beni cezbetmiyor. Ama bu evi götür Maltepe'nin ortasına koy. Huhu! Bütün komşular. 5 trilyon. 5 trilyon. Nakit direkt 5 trilyon gider bu ev. Hadi salona geçelim. Ben size içeriden şu kapıyı açayım. Oradan girersiniz. Tamam peki bekliyoruz. Hazır cevap. Allah seni kahretsin. Yukarı doğru. Evet. Thank you. Ne oldu? Ha, yok yukarı doğru dedik. Bu şey de pahalı ha. Geçen ben sordum bunu müteahhite. Bu da pahalı. Bu sürgülü. Koymuş. Bu salon kaç metrekare? 30 var mı? 30'dan büyük. 270 metrekare ev. Burası da 120. Bu 120 var burada. Bak tam emlakçı gibi duruyor. Evet ablam camlar 10 numara güneş görüyor sabah akşam. Kadir sakın sabah sabah toz pislik bulup çıkarma ortaya. Seyircileri bu çocuğu kötü gösterme. Yok evi büyütmüş, yok boynunda nal kadar altın varmış falan. Birazcık acındır ki sevsinler bu çocuğu. Az ağlas. Sanki öyle seviyorlar. Beni deli etti. Çünkü bu kendini öyle sevdirdi. Marangozda çalışmış, okşu okşu limon suları satmış. Siz bilir misiniz okşu okşu limon suyunu? Yok hayır ama bu limonun içine bir şey sıkıyorlar böyle. Onu İstanbul'daki vapurlarda ilk ben sattım. Hem de kuruşa sattım kuruşa. Delikli kuruşlar vardı o zamanlar. O zaman başbakan Celal Bayar'mış. Düşün yani o zamandan bu. Dış sesin o zaman yaşı çıktı ortaya. Yükselen burcunuz ne? Akrep. Eyvah sokar. O çok ama onun ikizler havası da var. Ama başak havası da var. Eleştiriyi de çok seviyor ve hiç memnun değil. Mükemmeliyetçi. Hadi tuvalete gidelim. Gel tuvalete gidelim. Evet. Anam o kadar geniş evde bu kadar mı banyo yapmışlar? Ama bir şey diyeceğim. Gel gel içeri gel gel. Yabancı değilsin. Geç sizin banyonuz. Evet şöyle bir açalım bakalım. Altı gayet güzel. Şık. Lavaboda da. Bu herhalde şey pas olmuş galiba. O yok çıkmıyor. Pas olmadı. Burası yandı. Ha. Evet. Bu biraz plastik. Düzleştirici de yandı. Bismillah. O ne? Tövbe estağfurullah. Kör olmayasınca buradaymış. Kendine girdiği yere bak. Ay evi ne kadar kullanışlı yapmışlar. Evet çamaşır makinesi olduğunu bilmezdin değil mi? Hayatta aklıma gelmezdi. Evet. Bunun üstüne kurutma makinesini koymak lazım. Üstüne kurutma makinesi koymuşlar şu anda. Seni Allah kahretmesin. Evet deterjan gözümüze bakıyoruz. O içi biraz sıkıntılı ama deterjan bölümü temiz. Üstü niye sıkıntılı? Hayır burası temiz. Şurası? Gel orası. Gel eğil. Orayı ben elektrik çarpar diye almadım Kadir. Allah seni kahretmesin orada elektrik ne işi var? Bilmiyorum elektrik parmağımı alır diye oraya elimi sokmuyorum ben. Elektrik mi çarpsın Kadir beni? Şu an beni çarpıyor mu Hamit Can? Hayır. Tamam bir dahakine öğrenmiş oldum. Temizleyeceğim. Öyle olur küçük detaylar onlar kalır abisi öyle şeyler olur. Neyse sen mesela de her şeyi şey yapma. Peki duşakabinin üstüne bakayım. Yeter yeter daha temizlik yapacağız zaten biz. Kapat şunu kapat orayı kapat. Kapat onu kapısını. Kapatmayın nefes alamam. Ya alma nefes bırak kal orada. Evet sayın seyirciler evi gezdik. Küçük ufak detaylar bulsak da genel anlamda güzel geniş bir evimiz var. Şu an Hamit Can'ın yüreği ağzına evet. Güm 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 güm. Bakalım hanımlar gelince ne olacaklar neler yaşanacak hepsi birazdan. Hazırsanız Kadir Ezeli değil enam arat benim. Merhabalar. Hoş geldin. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Şu an benimle birlikte 82 milyon evine girecek. Çünkü evet. Herkes heyecanla yeni gelin evini merak ediyor. Evet buyursunlar görsünler. Giriyorum müsaaden var mı? Besmele ile gir Kadir. Tamam bismillah. Yeni gelin evi bereketi kaçması. Evet. Amin hoş geldin. Güzel bir enerjiyle karşılandık. Evet. Güler yüz boynumuzda da altınları taktık. Olmaz yeni gelin de olduğumuz belli olsun. Belli edelim. Bir şey diyeceğim boynundakini geçtim. Üstündeki nişan kıyafeti mi? Söz kıyafeti. Sözde bu. Evet. Nişanı hiç düşünemiyorum. Düşünme zaten. Yeni gelin olduğumu belli etmeyeyim derken ben. Gayet şık ama gayet güzel. Misafirleri böyle karşılamak evet, için. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yeni gelin olduğunu belli etmek için mi giydin yoksa hani misal programdayız biraz şık yok, olayım. Yok hayır misal gelin olduğumu belli etmek için. Oldum. Yalnız Nazmiye seni bugün diline bir dolayacak. Bir dolayacak. Nazmiye'nin içinde 5 tane kaynana var çünkü. Benim içinden 10 tane gelin çıkar ona. Oh, şu altınları bir görelim bakalım. Sol elinizi uzatır mısınız? En baştakini kim aldı? Kayınvalidem kınamda taktı. Elinin içine mi koydu bu evet, altını? Aha, evet elimin içine taktı. Sonra sen onu çerçevelettin mi? Evet. Kayınvalideniz mi çerçeveletti siz mi çerçevelettiniz? Ben çerçeveledim. Yok.
Ben çünkü anladım, o çerçeveyi kendi yaptırmış. Evet. Bu ortadaki kimden? Teyzemin. Altın. Evet, altın. Amcamın. Oo, amcaya bak. Amca evet. Güzel, taşlı takmış. Bu bunun seti galiba. Evet, bu onlar... seti. Bu da erkek tarafından. Nişanda mı, sözde mi, düğünde mi? Düğünde. Düğünde takıldı. Kim evet. taktı bunu? Kayınvalidem. Kayınvalidem, gayet güzel. Kadir, bu Diyarbakır takılarının özelliği nedir? Daha sarı olması mı? Yok, bunlar Diyarbakır kişnişi diye şey, geçiyor. Şey, içinin desen modeli biraz daha o tarafa ait. Hafif onlar böyle evet. dantellimsi seviyorlar evet. takılar. Mardin tarzı gibi mi? Evet, evet. Mardin tarzı şu. Aynen. Bayağı güzel, şık. Hem zayıfsın da yeni gelin olarak. Şimdi bazı yeni gelinler var. Maşallah etine buduna dolgun, hiç yeni gelin demezsin. O hikayeye geleceğiz. Oraya geleceğiz. Sen de kiloluydun, kilo mu verdin? Bak Kadir, şimdi sana bir rakam söyleyeceğim. Bakalım ne tepki vereceksin. Söyle. 100. Evlilikten önce mi 100 kiloydun? Evet. Maşallah. Ben bir kolonya alayım. Buyurun çam ağacını. Çam kolonyasını bir alayım. Salon tarafı. Evet. Salona geçiyoruz. Hazır mısınız? Buyurun. Evet, salonumuz maşallah maşallah. Tam bir yeni gelin salonu. Evet. Işıltısıyla, parıltısıyla gördüğünüz gibi. Evet. Sen böyle mavi tonlarını mı daha çok seviyorsun? Çok seviyorum. Eşinle mi seçtiniz, sen kendin mi gittin seçtin yoksa kayınvalidenle mi? Sadece eşimle ikimiz. Sadece eşinle ikimiz. Sadece ikimiz. Peki, kimse karışmadı. Sana böyle bıraktım hani sen neyi istiyorsan beğen yoksa onun da kendi tarzı var mı biraz? İkimizin zevki de ortak. Ha, ikiniz de iyi anlaşıyorsunuz. Şıkır şıkır seviyoruz. Normalde bu gelin mağazalarında eşya seçerken bir kavga çıkar kesinlikle. Evet. Gelin istediğini söyler, kaynana bu mu zevki bey? Kendi oturmayacağı da gene de karışır. Yok, bana dedi ki siz ikiniz oturacaksınız, siz ikiniz gidin dedi. İyi yere gelin gitmişsin maşallah. Bu devirde öyle kaynana. Halı da gayet güzel. Evet, ayaklarını böyle eldi böyle şey yap. Baksana kalın bir de. İpek halı, ipek. İpek mi? İpek işte. İpek gibi diyelim bence. Bambu yok. İpek. Bambu ipek ha. Tamam evet. Bak bu bambu ipek. Senin sevdiğin de. Ev sizin mi kiram? Ev bizim. Sizin. Aa bak o güzel. Sana evet. bir şey diyeyim mi? Ev senin olsun, içinde tahta olsun. Ama bence ev senin de. Olsun. Kira vermediğin için çok mutlu oldum. Kiracılık çok zor bir şey. Açabiliyoruz. Tabii ki. Evet, yeni gelin kapı tüneleri. Oh bardaklar. Sen seversin. Ben bayılırım böyle parıltılı, şaşalı. Allah aşkına bu ne? Kase. Bunun bile kenarları gold. Yarabbi tabağı yarısın da gold. Allah. Özgenür Hanım'ın evini çok merak ediyorum. Yeni gelin olduğu için. Evet, şimdi sana ne diyecekler hazırlıklı. Ama kirli değilim. Kirli dur, değil. Dur daha bismillah. Dur daha evi gezmedim. Dur. Evet, damadımızı da görüyorsunuz. Evet. Paşa paşaya maşa maşaya benzer, damat da paşaya benzer. Bak. O niye öyle? Mani. Neyini beğenmedin? Beğenmedim. Gayet güzeldi. Arada da tozlara bakıyor. Ama burası yeni gelin evi. Kadir, toz olabilir. Yeni gelin evinde. Evet, ama halı yeni. Hep toz yapıyor. Ay, nereye girdi? Sen bugün yeni gelinsin. Bugün seni didikleyecekler. Ben bunları yan koyayım bir yeter. Saniye. Televizyon o kadar büyük ki konsola sığmıyor. O kadar didik yapma. Ya olur o kadar Kadir. Şöyle bir ucundan göstereyim mi? Çok değil, çok yeni değil. Yeni gelin tozu bu. Yeni gelin. Bak daha simi üstünde görüyor musun? Tozun simi üstünde. Maşallah tozu dumana katmışsınız. Evet. Oo, mutfakta bayağı geniş duruyor kapıdan evet. gir. Kız Allah canını almasın. Bunlar bile gold. Ya Rabbi ya Resulallah. Al şöyle de bir bakalım. Hadi şöyle tutayım. Şuna bakın, sanki Hürrem Sultan'a sunacağız. Şunun detik. Ve yemin ediyorum dünya üzerinde başka hiçbir ülkede yeni gelinler bu kadar süslü olmaz. Bu ne Allah aşkına? Ama çok keyifli oluyor. Kız bir şey diyeceğim. Hem de kırmızı altın rengi. Bayılırım evet. ben bunlara. Ben çok severim. Çok sevdim. Önümüzdeki sene Allah nasip ederdi ayrı eve çıkacağım bu arada. Evim evet, daha yapılıyor. İnşallah böyle dizeceğim bütün evimi, misafir ağırlayacağım. Gold gold. Görmemiş derler size valla. Ha desinler. Zaten herkes görmüyor ki bunu. Valla biz de görmedik daha önce bunlardan. Babanın evinde var mı? Yoktu babamın evinde. Ama benim evimde var. Millet konuşacak diye almasın mı kız? Yani. Millet konuşacak yapma, millet konuşacak alma. Hani normalde şey kız beşikte çeyiz sandıkta derler ya. Ha yok, benimki öyle değildi. Sen hepsini hazırdan aldın. Evet. Dedetimiz. İki aylık makine hayır, zaten. Hayır sakın öyle düşünme. Ben de senin gibi dedim. Dedim ki iki aylık dedim, ne kirlenecek ki bu dedim. Bir baktım ki. Ne zaman dedim, baktın? Pazartesi günü mü baktın? Yok. Arandığım gün. Arandığın gün evet. Hemen geldim. Telefonu komaktaki filtreye koştum. Hayır. Kadir bence bu gün temizlenmiş. Parlatıcı var fark hayır, ettim mavi hayır. mavi. O, yok yemin ediyorum ki o şekilde söyleyeyim bunu da. Makineyi çalıştırdım. Parlatıcısı eksik verdi. Hemen doldurdum. O günden sonra ben çalıştırmadım. Aktı parlatıcısı. Tamam inandık. Yok tamam, gerçekten yeni yapmadım. Yeni şey ettik biz onu. Yok gerçi. Makinaların rengi de güzel. Hiç çay yapmadın mı kız? Bir kere yaptım. Bak zaten belli. Kremledim ama çıkmamış. Anladım. Evet. Şöyle bir pencere üstlerine bakmak istiyorum. Tozludur. Aa olmaz ki ama. Tozludur ne demek? Niye tozlu? Ama Kadir bu cam hep açık. En azından bu sabah silseydiniz.
Ama şimdi bana diyor ki yeni gelin temizler. E ben diyorum ki hep temiz olmaz, kirliliğim de vardır diyorum ama. Ya arada göstermek için buzdolabını bir açayım. Hazır mısın? Açabilir miyim? Tabii ki. Açıyorum. Evet. Abi biz peçete koymuş oraya. Kim o peçeteyi dolabın içine koyan? Kim koyacak? Kendisi koymuştur. Hayır ya. Buzdolabının lastikleri. Kalk bir banyoya gidelim, kalk. Yeni gelin evi hiç sevme. Evet, aa banyo fayanslarımız aynı. Evet. Ben de bunları çok beğenerek ben yaptırmıştım. Ben de ilk eve alırken aa Kadir'inkiyle aynı dedim. Çok güzel, baksana. Evet. Beyazla gri'nin uyumunu bayağı seviyorsunuz. Çok seviyorum. Dolap. Yalnız bu lavabo neden bu kadar aşağıda? Hobbitler mi yaşıyor burada? Ha kız sanki ayak abdest şeyi gibi, yeri gibi. Eve aldığımız müteahhit hacı, o da herhalde yaşlı olduğu için. Bütün apartmanı böyle mi yaptırmış? Bütün apartmanı böyle. Abdest alırken rahatlık olsun diye yapmış. Ay adam görüyor musun? Herkes düşünmüş. Bu arada evi kayınpederin falan mı aldı, eşin mi aldı? Eşimle kayınpederim aldı ortak. Eşinle ikisi birlikte. Evet. Birlikte mi çalışıyorlar? Evet, birlikte çalışıyorlar. Ne iş yapıyorlar? Eşim inşaat mühendisi. Oo. Kayınpederim de onunla beraber çalışıyor. Maşallah maşallah. Bir şey diyeceğim, banyonun yerini mermer yapmışlar. Bunu ilk defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm, çok şaşırdım. Yani özel istek falan değil değil mi? Yok yok, hayır ben sabunla kayar falan diye düşündüm ama hiç kaymıyor. Güzel bir plan aslında, evet. Bak değişik bir şey. Evet. İnsan gördükçe kendine yeni yeni şeyler buluyor. Kesinlikle. Bunu da deneyebilirim. Ben. Ama şey şurası işte, şöyle... Dersler mi? Kararıyor mu? Yoksa hep böyle leke leke kalıyor. Ne kadar temizlesem gitmiyor o lekeler. Bir dur şöyle bir elimi sürmek istiyorum. Aha. Bir şey diyeceğim, bu ne biliyor musun? Ne? Sana söyleyeyim. Gidere eğim vermek için mermeri yontmuşlar, üstündeki cilası gitmiş. Hmm. Yani o mermerin üstündeki bendik şeyi kazımışlar. Anladım. Kız senin kocan bundan anlar aslında. Aslında o kadar sıktık bir şeyler ama hayır, olmadı. Hayır, sıkmana gerek yok. Bak elini sürdüğünde... Hiç ellemedik öyle. Burayla buranın yapısı çok farklı. He. Ve yontmuşlar. Çünkü gidere eğim verebilmek için. Bir şey diyeceğim. Ananaslar orada görüyorsun. Kızın tuvalet fırçası bile aynalı, yemin ediyorum. Aynalı. Çok seviyorum aynayı. Yarın bir gün çok pişman olacaksın. Ama kırılır o. Çoluğa çocuğa karışınca bunlar senin için... Klozette niye siyahlıklar var? Bunlar niye? Ben de bilmiyorum. Ya bu her sifonu çektiğimde orası hep siyahlaşıyor. Suyun içinden mi geliyor? Galiba çünkü buranın tadilatında bir sorun var galiba. Mesela buranın gideri çok kokar. Mesela bugün sil, bir saat sonra kokar. O neden biliyor musun? Apartman yeni yapıldığı için o dirsekler daha tam dolmamış, evet. Ya. Hava basıyor o, evet. Yüzden. Şu şamaşır sepetini de gösterip salona geçiyorum arkadaşlar. Artık misafirlerimizi ağırlamanın vakti. Milletin biraz şöyle gözü bir dantel görsün diye. Evet, her yerde dantel. Hazırsanız salona gidiyoruz. Gel buyurun. Çam kokulu kolonyamızı dökeceğiz. Hayırlı sabahlar. Hoş bulduk. Bismillah diyorum. Yepyeni bir gün olsun. Ne oldu Kadir? Nasıl güzel. Yer yüzey temizleyici kokuyor. Burnuma geliyor derin derin. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Evet Bedirhan Beyciğim, evinizi merak ediyorum. Sen onu ona ver. Büstiyen miyim ben? Büstiyen gibi adamsın. Evinizi merak ediyorum. Evet. Özellikle tavanlarınızı merak ediyorum. Evet. Tavanlarınızı merak etme sebebim örümcek avları nasıl alıyorsunuz? Sen bu evde nasıl tül takıyorsun onu merak ediyorum. Tül yok benim evde. Onun hepsini göstereceğim ben size. Peki. Evet. Eminim ekran başındaki seyircilerimiz tarihi bir evi merak ediyorlardır. Hazır mısın? Çok önceki hazırım. Bir erkek yarışmacımız olarak tebrik ediyorum yarışmaya katıldığı için. Hanımların arasında bu cesareti gösterdiği için. Bana da yandaş olduğun için teşekkür ediyorum. Güzel. Ülkede yalnız olmadığımı görmek güzel bir şey. Evet, bismillah, mutfağım. Anam buranın tavanı da büyük. Onu unutmuşuz. Gözümüzden gitmiş. Sabah açılışta dedim zaten, Bedirhan dedim be. Oranın buzdolabını ben daha yeni çektim. Buzdolabı oradaydı çünkü. Oraya çıkışımız yok. Şimdi ben birazdan buraların nasıl alındığını hepsini göstereceğim size. Bir tane uzun sopaya çalı süpürgesi onun ucuna da bağlıyor. Aynen. Ama şimdi işte hanımlar gelecekler. Evet. Şimdi Engin ablanın diline orası dolanırsa, İpek'in diline dolanırsa. Peki, aspiratörümüzü açıyoruz efendim. Aspiratörümü kullanmıyorum. Aspiratörümde çünkü problem var. Uzun zamandır kullanmıyorum aspiratörümü. Anladım. Buna bir yağ sökücü sıkacağım, bakayım burası çözünülüyor mu? Yoksa metalinde mi var? Ama şu iç kısmına bir yağ sökücü alınıp üstünden bir tur geçilebilir. Şuraya baktım, burası da gayet güzel. Şimdi bulaşık makinemizin asıl yeri... Ben onun altını nasıl temizliyorum biliyor musunuz Kadir Bey? Bayağı açmış da eğilmiş içine. Evet, ben şimdi buraya yatıyorum böyle. Hadi yatın da öyle göstersin. Şöyle. Komando gibi uzan yeri. Mikrofon var ama şurada. Artık yere atıyorum hani temizlik yapabilmek için.
deterjan gözümüz gayet güzel. Bu çıkıyor bu arada. İsterseniz şunu da çıkartabilirim. Yok, buradan görüyorum zaten. Hiç. Bedirhan Bey, bu makine yeni galiba. 3 senelik, 4 senelik makinem bu. Ha tamam, yeni değilmiş. Evet, yok güzel kullanmış ama dışı dışı da gayet güzel. Evet. Bu ne Bedirhan? Şimdi o bulaşık kabasını almak için kullandığım bir aparat. Bulaşıkların kabasını bunun içine batırıyorum. Su var bu normalde bunun içinde, deterjanlı su. Su israfından kurtuluyorum. Su tasarrufu yapıyorum ya da böyle. Ben bunu geçen internette gördüm. Bana bunu atmışlar internetten. O gün dedim ya, bulaşıkların kabasını alın suya durulamayın diye. Bunu atmışlar. Aa, o bu muymuş? Evet. Kaba alıcı. Evet. Kaba alıcı. Böyle biraz kabalığı olanları da buna batırıp çıkartmak lazım. Tabii tabii, zaten şey. Şu bulaşık makinesinde bir tabak var mı? Ver bakayım, merak ettim ben. Şurada bunu. Tabak. Şimdi aldı, evet. Şöyle sıyırdı, aha, suyun içine attı. Aynen. Millet neler yapıyor yemin ediyorum. Suyun nasıl sızdırıyor? Kabası bunun içinde kalıyor. Şurada bir tane tıpası ne var. Ne diyorsun bunun için? Hayret, mantıksız demedin, boş beleş demedin. Su israfını engelleyen her şeyi mantıklı bulurum. Ben çok beğendim valla. Çok şık duruyor. Senin bıyıklarına benziyor biraz bak o. Fırça fırça. Bu yaşında kaç yıllık? Yani tahminen 400 lira 500 lira. 400 yıl bey, Osmanlı'dan sonra. 400 yıl 500 derken 1700'lere gidiyor mu? Hemen hemen. 2000. Bence en çok 150 yıllıktır burası. Daha fazla. O zaman dur, 2900, 800, 700, 1600. Hemen hemen işte 3 aşağı 5 yukarı. Fransızların, Almanların zamanında gelinmiş, yapılmış. Bu zaten şimdi bizim evin tavanını şey böyle atıyorum konuşmam. Yatır matır olmasın Allah korusun eski tip evler. Yatır değil ama mahzen varmış. Evet, bir tane şeyimiz var. Korkarım ben öyle şeylerden. Neyi var bunda? Şey var, bodruma inen bir kapağımız var ama ben orayı kullanmıyorum. Hiç indin mi? Bir kere indim, çok korkmuyordum ama her yer örümcek doluydu. Ne olur beraber inelim, ne olur. Ben çok merak ederim öyle yerleri. Tamam tamam, ineriz. Çok merak ettim. Beraber girelim oraya hep birlikte. El feneriyle. Evet. Yok, mumunla. Bir anda püf diye sönüversin orada. Evet, hazır mısınız? Bugün Bedirhan'ın evinin altındaki gizli geçitten geçeceğiz. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da bakalım biz ne bulacağız. Banyoya gidiyoruz, gel. Burası da banyo. Evet. Tuvalet. Aa, burası niye alçak? Buranın üstü de var normalde. Bunu su kaçırıyormuş. Diyorum ki bu ne yapıyordu şırıl şırıl. Gözleri de geri geri gidiyor. Bu sifon en az 50 kere tamir edildi Kadir Bey. Öyle de durmuş gibi öyle mayoş mayoş bakıyor. Evet, banyo dolabımızı şöyle bir bakayım. Şuralarında ne var Bedirhan? Ya epeydir kullanıldığı için artık boyası mı kavlamış olmuş. Bak buralarda da var mesela, kabarmış artık. He, boyasından olduğu için, dolayı. Tabii. Şöyle açıyorum. Bunu yeni 2-3 ay önce taktırdım. Kendi banyo lavabo bayağı. Buranın kirası ne kadar? Hiçbir bilgim yok. Niye? Yani var ama yok. Annem verdiği için mi? Olabilir. Kirayla ilgilenmediğin için bilgin yok. Aa, üstünde biraz bak kireç lekesi kalmış. Ama musluklar falan parıl parıl. Ariyetten naftalin de koymuşsun. Güzel bir püf noktası. Naftalin de güzel kokuyor banyoda. Bayılırım. Peki, gel bir de salonu gezelim şimdi. Salona sonra bakarız. Yarışmacılarımız üşüdüler dışarıda. Tam kızlar üşüdü dışarıda. Onları alalım biz içeriye. Ama bugün o mahzene ineceğiz muhakkak. Bakalım Bedirhan Bey'in menüsü nasılmış? Onu da merak ediyoruz bir erkek yarışmacı olarak. Hazırsanız o zaman yarışmacılarımızı alıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi. Kadir Ezeli değil, en hamarat benim, benim. Günaydınlar, günaydın, hoş geldiniz, hayırlı Servet sabahlar. Servet Hanımcığım merhabalar. Merhaba Kadir Bey. Yalnız kapıyı bilerek geriye kadar dayaladık, şu oyması, ihtişamı bir görünsün. Han kapısı. Merhaba Kadir Bey, hoş geldiniz. Maşallah. Dediği kadar da varmış hesaptan, evet. Ev. Yalnız Servet, ne kadar uzak burası. Çok gel, uzak. Gel gel gel, bir türlü bitmedi mübarek. Ya biz çocuklar o taraflar sevmiyor, biz bu taraflarda. Daha sakin, sessiz ailem yerleri seviyoruz. Bu arada, sesim hala kötü üşüttüğüm geçmiş için. Olsun. Bugün tam tamına 100. bölümümüz. Allah'ımıza şükür. Bence yüzlere inşallah. İnşallah. Dosta düşmana karşı 100. bölüme kadar geldik. Hem de senin evinde geldik. Evet, çok şanslıyım. Aynı zamanda bugün yılbaşı. Evet. Biliyorsun yeni bir yıla giriyoruz. Evet. Onun üstüne büyük bir çekiliş, çeyrek altın bugün. Evet. Bir de sana çıkıyormuş bu altınların üstüne Servet. Hadi hayırlısı. Buraya takacağım onda. Hadi inşallah. Mutfağa doğru geçelim bakalım. Yok Kadir'cim, salona geçiyoruz. Bakalım Servet Hanım'ın temizliğini bir görelim. Kadir, salonumuz işte burası. Sen
Evet, bu salon kaç metrekare? 41 biliyorum. 41 biliyorum, o da bildiği kısmı. Ya eşim yaptırdı ya, eşim daha şey net biliyor. Servet Hanım, seyircilerimiz şimdi merak etmiştir. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim emlakçı, emlak üzerine araba alıp satıyor. Müteahhit, eşim Allah'a şükür elinde ne iş gelirse onu yapıyor. Maşallah, emlakçı, araba alıp satıyor, evet. Müteahhit. Yalnız Servet, bu odanın yerini silmek bile... Bir buçuk saatimi aldı, elde sildim geçen. Evet, sandalye çok da şık. Oo, yılbaşı ağacımız da süslenmiş. Servetçim süpürürken buralar tam alınmamış galiba. Oradan döküldü de. He, olabilir, evet. Senin şimdi üç tane de çocuk var değil mi Servet? Dört buyurun. Tane, bir dört. De yeğenimiz bizimle yaşıyor, beş tane çocuk var. Servet, bunun içinde bir lira mı var, elli kuruş mu var? Alayım mı onları? İçine bakmak lazım. Biraz bak bak Servet. Ay, tamam. Gördün mü? Ben de silgi parçası gördüm orada. Çocuklar, ben yoktum ya burada. Mutfak nerede? Abi. Bu tarafta. Kalk mutfağa gidelim. Maşallah. Gözüm kalmadı değil, gel Servet. Resmen bizim Fox'taki yani Çağla Hanım'ın stüdyosu gibi mutfak, yemin ediyorum. Şuna bakar mısınız? Servet, sen bu programdan sonra muhakkak bir mevlüt falan okutur ya da bir kurşun döktür. Yemin ediyorum bu evde göze gelirsin. Ya ben okuyup üflüyorum zaten. Yani bu evde bir tane sürekli bir hocanın gezmesi lazım. Çatlar insan bu evde gözden nazardan. Evet, mikrodalgamızın tavanı gayet güzel. Buzdolabına baktın mı Kadir? Baktım baktım. Hangisine baktın? Bak orada bir tane daha var. Aa, iki tane. Kız niye iki tane buzdolabı var? Yani difriz kullanmıyoruz. Bir de İstanbul'da her şey bozulduğu için memleketten getiriyoruz. Mecbur iki buzdolabı var. Lan kafayı yiyeceğim. Yani Ziyagil Köşkü'nün mutfağında bile iki tane buzdolabı yoktu Servet. Kadın haklı. Bu evi nasıl temizlesin bu kadın? Yani dört çocukla haksız mıyım? Pardon ama araya girmeden yapamayacağım. Servet Hanım, maşallah adınız gibi servete konmuşsunuz. Zaten işlerinin arası ayrık olan şanslı olur derler. Siz de tam bunun karşılığısınız. Bu yarışmayı sizin kazanmanızı istiyorum ama para ödülünü siz almayın. Çocuklara vereceğim. Siz bana bakmayın, ben şaka yapıyorum. Bu arada Kadir de dişlerini ayırmaya çalışıyor. Gel Kadir, ben eğireyim istersen. Ama sen söker alırsın. Ama ilk başta bir zorluk çekmiş canım. Tabii canım. Zorluk çekmeyle olmuyor. Eşim de ben de çok çektik zamanında. Servet. Süpürgenin ince ucuyla girilmemiş şey, buralara. Süpürgemin ince ucu yok. Nakliyatta hep kaybettiler o kutuyu. O boruyla alıyorum mecbur diğeriyle. Kız üç senedir o biten ince ucu alamadın mı bu eve? Yok yok, hayır. Ben zaten bunu sildim de ben hani gidip geliyorum ya. Çocuklar yemek falan yemiş. Anladım. Bunun iç kısımlarında bir şey. Bunlar ne Servet? Size yaptım. Kahvaltı yapmamışsınız diye Maraş'ımızın sıkması. Çok severim onu. İçi köy peynirli. Sıcak çayla. Onda ne var? Bu da Maraş'ımızın. Bastı. Üçgen peyniri, cevizli sucuğu. O da aslı yumuşak aslı yeni almıştım. Kadir, bulaşık makinesini arıyorsan o bu tarafta. Ha, o tarafta mı? Oralar hep temizledi. Evet, temiz. Evet, filtresi de gayet güzel. Şey, açayım Kadir be. Yok, şöyle elim atsan yeterli. Silin de oralarda hep. Servet, sen bu eve iyi yetişiyorsun. Vallahi hiç kadın falan yani almıyorum. Yani bu mutfak dolaplarını dökmek, yemek yap, sil, süpür. Şurada şöyle bir börek melek atsın, her yer batar. Uuu, dünya iş. Ya, yaz temizliği bir buçuk ay sürüyor. Yukarıda kızlar yapıyor, kızlarım yapıyor. Senin temizliğin, senin tümden temizliğin, kavimler göçünün daha uzun sürüyordur bu evde. Evet, bir buçuk ay sürüyor. Cam, mam, silmesi, bak balkonda katlanabilir cam. Senin bütün evin halılarını yıkamaya vermem bile çok uzun sürer. Verdim, bunu ben kendim yıkıyorum. Bunu vermiyorum. Nerede yıkıyorsun? Büyük oda, o aşağı girişim var. Beton. Ha, bunu seriyorsun orada. Yıkıyorum. Bunu almıyorlar büyük diye. Kalk banyoya gidelim. Şimdi banyoda da şöyle gold bir küvet görüyormuşum. Düşüp bayılırım herhalde içeriye. Buyur, gel, gel. Maşallah. Neyse, gold'u tutturmuşum. Küvet yerine kurna var. Küvet de vardı aslında. Küvet vardı. Cam düşünce, bu hamam gibi olunca terledi. Fayans da burada düştü. Cam değişimin üstüne düştü. Adana bir şey oldu mu? Yok, olmadı. Sen de adama bir şey olmasın diye. Ben de küveti kaldırdım, söktüm, attım. Çok güzel olmuş da niye bunu duşun içine yaptırmadın Servet?
Bu burada ayrıydı, küvet vardı burada. Ha bunu önce yapmıştı. Ha bu önce yapılıydı. Burak şuraya kadar küvetti. Ha, hani bunun içine soksaydım bir daha buralarda ıslanmazdı diye dedim. Küvet olduğu için yapamadım. Anladım. Buraya da alamadılar, böyle yaptılar. En iyi böyle olur dediler. Servet, şu an bu evi sen satsan yaptığının 3 katına satarsın. Ben sana değil. Allah sattırmasın ya. Aman aman, yok yok. Kadının banyo paspası bile gold, görüyorsun. Sıcak su mu Tahrip Usta? Yok. Aa, nasıl kaçırdın Servet sen onun detayını? Burada tekli bir tuvalet daha var. Evet. Burada da ayrı bir lavabo var. Orası da gayet şık, güzel. Maşallah, maşallah. Şunun bir tekerleklerine bakmak istiyorum. Yeni bu, yeni. Ha, hemen yeni mi yaptın? Ne kadar oldu? 10 gün oldu. Ha, 10 gün. Ya bir hafta 10 gün. Kalk salona gidiyoruz. Yeni olmasa da silerim ama. Yani. Koskoca kadın bu evi temizliyor, hakkından geliyor da. Haydi bakalım. Gül Hanım. Mutfağı inceleyecek ya şimdi. Evet. Kendi şunca açık mutfağında bir şeyler bulun diye sinirlendi. Onun toplamının evi benim mutfağım kadar yok. Ya bir deme buçuk... Öyle, ya deme. Hayır, günahtır. Onun için değil. Bir buçuk saatte yaparım ben. Servet Hanım haftanın başından beri çok iddialı konuştu. Böyle çok kendini böyle övdü. Hatta kürdanla temizlik yaptığını söyledi. Ben çok bir şey beklemiyorum ondan ki menüsünün de çok pratik olacağını düşünüyorum. Peki o zaman nereye gidiyoruz? Haftanın son gününde yılın bak son misafirleri sen ağırlıyorsun. 2021'in son misafirlerini ağırlayıp göndereceğiz. Evet. Hazırsan Servet'in salonuna gidiyoruz. Oraya da salon demeye dilim varmıyor. Allah affetsin, günah olur salon desek oraya. Saray yavrusuna misafirleri ağırlamaya gidiyoruz. Bakalım bugün neler yaşanacak. Yeni yıl. Bu sesinin hali ne böyle Kadir? Sesim yok, sen anons geç. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben konuşayım, sen konuşuyormuş gibi yap. Ben de seni seslendireyim. Sayın seyirciler, yeni yılın son programı 100. bölümümüzde kutlamalarla ve sürprizlerle Noel Baba'nın amcasının kızı Berhen geyikleriyle buluşmak üzere. Servet Hanım, inşallah siz kazanırsınız ama parayı başkasına verirsiniz. İnşallah. Çocuklara vereceğim, yine aynı kapıya çıkıyor. Yani. Murat Bey'e verin. Sen ne karışıyorsun millete? Geç ablam. Ya sen acaba kazansan verir misin? Vermezsem insan değilim. Biliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.